girişiminin beyin takımına ilişkin yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı. İşte görüntüler bunlar. Görüntülerde örgütün hava kuvvetleri imamı firari Adil Öksüz'le darbe girişiminin diğer kilit isimleri Kemal Batmaz'ın o gece gözaltına alındıktan sonra jandarma karakoluna götürülüşleri yer alıyor. Görüntülerin ayrıntılarını da Necdet Tunaç'tan dinleyeceğiz. Anka stüdyomuzda bizi bekliyor. Necdet Tunaç merhaba. Bir taraftan görüntüleri izleyip bir taraftan seni dinleyelim. Bu görüntüler bize neler anlatıyor o güne dair? Seda Sedek, görüntüler yeni düştü ajansa. Anadolu Ajansı tarafından servis edildi. Bilindiği gibi iki kare fotoğraf yayınlanmıştı. Daha önce bir gazetede FETÖ'nün hava kuvvetleri sorumlusu olarak adlandırılan firari Adil Öksüz'ün daha önce Kazan Jandarma Karakolu'na getirilişiyle ilgili bir görüntüydü. Şu anda da ekranlarınıza, 24 ekranlarına son dakika bandıyla birlikte giriyor. İşte o görüntüler 24 ekranlarında ilk defa yayınlanıyor. Görüntüler saat 12.32'ye ait, yani 15 Temmuz darbe girişiminden bir gün sonra, ertesi gün öğle saatlerine ait ve muhtemelen de güvenlik kamerası görüntüsünün açısı da yine Kazan'daki jandarma karakoluna ait. İlk gelen görüntüde bir mavi aracın, jandarma aracının karakol içerisine yanaştığı görülüyor. İşte burada şu anda kırmızı daire içerisinde olan kişi FETÖ'nün hava kuvvetleri sorumlusu olarak adlandırılan Adil Öksüz. Hemen arkasından da yine Hakan Çiçek olarak adlandırılan kişinin jandarma aracından çıktığını görüyoruz. Şu anda görüntülerde yansıyor. Hakan Çiçek'le birlikte Adil Öksüz şu anda jandarma karakolunun içerisine ilk ifadesinin alınması için getiriliyorlar. Bu isimler jandarma karakolunun hemen karşısında görülen tarlalardan birinde yakalandı Seda Selek. Adil Öksüz ilk yakalandığında tarla bakmaya gelmiştim ifadesini kullanmıştı. Zaten Akıncı Üssü'nün hemen kenarındaki tarlada elinde çantayla kaçmaya çalışırken jandarma ekipleri tarafından yakalanmış ve bu görüntülerdeki Kazan jandarma karakoluna getirilmişti. İkinci görüntü ise işte bu görmüş olduğunuz görüntü içerisinde yine Nurettin Oruç'la birlikte Kemal Batmaz ve Harun Biniş'in araçtan indirilerek Kazan jandarma karakoluna getirildiği görüntülerini görüyoruz. Şu anda kırmızı bant içerisinde elleri birbirine kelepçelenmiş iki isim var. Bunlardan bir tanesi Harun Biniş ve şu anda kırmızı daire içerisinde olan isim de yine Adil Öksüz'le birlikte sık sık Amerika'ya gidip gelen ve yine davada Adil Öksüz'ü hiç görmediğini iddia eden isim. Kemal Batmaz'dan başkası değil ve o görüntülerde de işte görüyorsunuz kiminin tarla bakmaya gittiğini söylediği, kiminin Akıncı Üssü'ne sosyal etkinlik için gittiğini ifade ettiği görüntüler yansıyor ekranlarınıza. Burada ilk ifadeleri alındıktan sonra da Sincan Batı Adliyesi'ne götürülecek bu isimler ve işte biraz sonra da o görüntüler ekranlarınıza gelecek. Ancak dikkat çeken birkaç detay daha var. Bu isimler Harun Biniş, Kemal Batmaz ve Nurettin Oruç'la birlikte Hakan Çiçek ve yine Adil Öksüz'ün karakoldan adliyeye götürülmeden önce birbirlerine kelepçelendiği görüntülere yine de dikkatlerden kaçmıyor. Öyle bir detay var. Yine jandarmanın ellerinde silahlarla hazır bir şekilde beklemeleri de dikkatlerden kaçmıyor. Evet, şu anda uzun saçlı olarak görülen kişi Harun Biniş'le birlikte yine Kemal Batmaz. Birbirlerine kelepçelenmiş durumdalar. Yine dikkat çeken bir başka detay daha var. Araçtan çıkarıldıklarında ellerinde seyahat çantalarının olduğunu görüyoruz. Bu da oraya hazırlıklı olarak geldiklerini ve şehir dışından geldiklerini gösteriyor. Nitekim savcılık ifadesinde de yine tarla bakmaya geldiklerini söylemişlerdi. Hatta bir tanesi belgesel çekimi için bölgede bulunduğunu ifade etmişti. İşte bu ifadeler alındıktan sonra bu isimler şu anda görüntülerde de yansıyor. Adil Öksüz ve diğer isimler Sincan Batı Adliyesi'ne götürüldü. Oradan sadece bir isim elini kolunu sallayarak çıktı. O da şu anda görüntülere yansıyan isim Adil Öksüz. Daha sonra da kayıplara karıştı ve halen de bulunabilmiş değil. Türkiye'nin değişik noktalarında bulunması için özel ekipler tarafından arandı ancak bir sonuç elde edilemedi. Adil Öksüz'ün o Sincan Batı cezaevinden, adliyesinden çıkarılmasıyla ilgili olarak şu anda görüntülere yansıyan jandarma mensupları da şu anda 29 sanık bir başka davada yargılanıyorlar. Sadece Adil Öksüz'ün yargılandığını, Harun Biniş'in yargılandığını söylemeyelim. Böyle bir detay daha var. Burada görüntülerdeki jandarma personeli de Adil Öksüz'ün firar etmesiyle ilgili olarak Ankara 17. Cezaevinde 29 sanıklı olarak davaları devam ediyor. Hatta geçtiğimiz günlerde ilk duruşmaları gerçekleştirildi. Onlar da beyanlarında
bu ifadeleri, bu görüntüleri doğruladılar. Adil Öksüz ve Harun Biniş ile birlikte yine Hakan Çiçek ve Nurettin Oruç'un da bu şekilde getirildiklerini, birbirlerine kelepçeli olarak getirildiklerini ifade etmişlerdi. İşte o görüntüleri doğrulayan, yansıyan Kazan Jandarma Korokulu'ndaki o güvenlik kamerası görüntüleri, açıları şu anda ekranlarınıza yansıyor. Tekrar etmekte fayda var. Şu anda kırmızı daire içerisinde olan isim Hava Kuvvetleri sorumlusu olarak FETÖ'nün adlandırılan firari Adil Öksüz. Jandarma Karakolu'nun içerisine giriyor. Burada ilk ifadesi alınıyor. Burada değişik bir nokta var. Adil Öksüz'ün tuvalete girdikten sonra peçetelerin üzerinde bir cihaz bulunuyor. Bu cihazı sorduklarında kendisine bunun bir USB bellek olduğu söylüyor. Daha sonra sıkıştırıldığında ise bunun bir GPS aracı olduğu ifade ediyor. İşte geçen gün duruşması yapılan, firar etmesiyle ilgili davada duruşması yapılan sanıklardan biri, şu anda elinde gördüğünüz sağa sola talimat veren jandarma mensubu Adil Öksüz'e bunun bir GPS aracı olduğunu, nereden aldığını soruyor. Adil Öksüz de o GPS aracının Amerika'dan aldığını ve uydudan haberleşme ve yer tespiti için kullanıldığını ifade ediyor. Böyle ufak ama önemli detaylar da var. İşte bu görüntüler biraz önce 24 ekranlarına yansıdı. Biz de sizlerle şu anda paylaşıyoruz Seda Selik. Necat Tunaç, teşekkür ediyoruz. Adil Öksüz'ün yeni görüntüleri ortaya çıktı. Bu görüntüleri izlerken bir taraftan da 24 Ankara editörü Necat Tunaç bize bu görüntüleri yorumladı. Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini yönettiği ve örgütün Hava Kuvvetleri imamı olduğu öne sürülen firari Adil Öksüz ve aralarında Kemal Batmaz'ın da bulunduğu sivil imamların yakalandıktan sonra jandarma karakoluna getirdikleri ana ilişkin yeni görüntüler. Bu görüntüler aynı zamanda 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava dosyasında da bulunuyor. Belirtelim, bu görüntüler ilk kez ekrana geliyor, yayımlanıyor. Biz de bu görüntüleri sıcağı sıcağına sizlerle paylaşıyoruz. Necdet Tunaç Ankara stüdyomuzda, yine bu görüntüleri yorumladıktan sonra, anlattıktan sonra biraz konuşmaya devam edelim. Biraz aslında hafızaları tazeleyelim istiyoruz. Necdet, Adil Öksüz için hep Hava Kuvvetleri imamı diyoruz, firari olduğunu biliyoruz ama 15 Temmuz darbe girişimindeki rolü neydi? O gece Adil Öksüz nasıl yakalanmış, nasıl daha sonra serbest bırakılmış ve firar etmişti ama hepsinden önemlisi darbe girişimindeki rolü neydi? Biraz bunları da konuşalım, hatırlayalım istersen. Evet Seda Selek, Harun Biniş ile birlikte yakalanan, araçtan inen Adil Öksüz'ün önemi aslında Akıncı davası ile birlikte ve sonrasında ortaya çıktı. Yani 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Adil Öksüz'ün o darbe girişiminde ne kadar kilit bir rolde olduğu ortaya çıktı. Bilindiği gibi 15 Temmuz'undan, darbe girişiminden hemen sonra yakalanmıştı Adil Öksüz. Yine o civarda bulunan, yine Akıncı üstünde bulunan darbecilerle birlikte toplam 78 kişi adliyeye çıkarılmıştı ve sadece Adil Öksüz esrarengiz bir biçimde serbest bırakıldı. Daha sonra serbest bırakan hakimin de yine FETÖ mensubiyeti itirafında bulunduğunu notlarımız arasında paylaşalım. Özellikle Adil Öksüz'le birlikte burada dikkat çeken bir isim vardı. Dikkatimizden daha önce hiç kaçmamıştı. Kemal Batmaz ismi. İkisinin daha önce Amerika Birleşik Devletleri'ne defalarca gidip geldiği ortaya çıkmıştı. Yine Adil Öksüz'ün isminin 15 Temmuz darbe girişiminden önce Ankara'daki iki ayrı adreste darbeci generallerle üç farklı noktada toplantı yaptıkları ve darbeye yapılacak, darbeyle ilgili son planları ve son değerlendirmeleri yaptıkları da hem Genelkurmay Çatı Baskını davasında hem de Akıncı Üssü davasında sık sık gündeme getirilmişti. Ve yine bu isimlerden Kemal Batmaz'la Harun Biniş. Bilindiği gibi Harun Biniş'in kritik bir önemi vardı. Daha önce bilindiği gibi tip davasından aranıyordu Harun Biniş. Yaklaşık 24 aydır firari konumdaydı ve her ne hikmetse birden 15 Temmuz gecesi ihanet üssü Akıncı'da ortaya çıktı. İşte o görüntülere yansıyan, biraz önce görüntülere yansıyan uzun saçlı kişi hem FETÖ için hem de darbe girişimi için son derece bir kritik isimdi. Adil Öksüz'den bahsetmek gerekirse, Adil Öksüz'ün generallerle toplantı yaptıktan sonra Akıncı üssünden darbeyi
adım adım takip ettiği ve yönlendirdiği bilgisi de yine iddianamelere yansıdı. Adil Öksüz'le ilgili olarak değişik bilgiler vardı. Özellikle İstanbul Başkonsolosluğu'ndan firar ettikten sonra bir isimle de irtibata geçtiği ve direkt bir numarayı aradığı yine iddianamelere, yine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dile getirilmişti. İşte İhanet Bey'in takımının 15 Temmuz'dan hemen sonra, yani ertesi günkü görüntülerini şu anda izliyorsunuz. Dikkat edilecek iki husus var. Bunlardan bir tanesi yukarıdaki güvenlik kamerası tarihi ve saati. 07.16.2016 diyor. Yani 15 Temmuz ihanetinden hemen bir gün sonra. Saatte 12.42. Bulundukları nokta bu jandarma karakoluna bir hayli uzak bir alan. Yaklaşık 3 kilometrelik bir mesafede ellerinde bavullarla bulundular. Farklı noktada bulunduklarını ifade edelim. Yani Adil Öksüz ayrı bulundu, tek başına bulundu. Diğer taraftan Kemal Batmaz'la Harun Biniş'in de başka bir noktada bulunduğunu ifade edelim. Ellerinde bavullarla. Yine o beyin takım içerisinde bulunan ve Çatı davasında yargılanan, yine Akıncı Üssü davasında yargılanan sivil sorumlulardan Hakan Çiçek ve Nurettin Oruç da farklı bir noktada bulundular. Önce yalnız başlığına getirmişlerdi. Ardından beyaz bir araçta ilk sorguları yapıldıktan sonra jandarma karakoluna getirildiler. Ve bu jandarma karakolunda ilk ifadeleri alındıktan sonra vermiş oldukları ifadeler oradaki sorumlular tarafından pek de inandırıcı bulunmadı. Ve hemen ardından da tutuklandılar. Neden tutuklandılar? Çünkü vermiş oldukları ifadelerde örneğin Hakan Çiçek bir albay tarafından Akıncı Üssü'ne sosyal etkinlik için davet edildiğini söyledi. Tabii bu inandırıcı bulunmadı. Diğer taraftan Adil Öksüz tarla bakmaya geldiğini söylemişti. Yine aynı Adil Öksüz'ün değişik tarihlerde Ankara'ya girerken MOBESE kameralarına yakalandığı, arabasında tanınmaması için güneşliğini indirdiği, arabasının plakasını sakladığı da iddianamelere yansımıştı. İşte bu görüntülerden hemen sonra, yaklaşık 7-8 saat sonra burada bulunan 16 isim yine Akıncı Üssü davası kapsamında bu davadan yargılanmak üzere Sincan Batı Cezaevine götürüldüler. Sincan Batı Cezaevinde yaklaşık 78 kişinin ifadeleri alındı. En sona Adil Öksüz bırakıldı enteresan bir şekilde ve Adil Öksüz de burada ifadesi alındıktan sonra kendisine eşyalar verildi ve elini kolunu sallayarak Sincan Batı Cezaevinden gönderildi. Geriye kalan 77 isimse Ankara Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Zaten biraz önce ifade ettiğimiz Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki görülen Adil Öksüz'ün firar etmesiyle ilgili şüphelilerin yargılandığı davada da oradaki emniyet müdürünün ifadesi şuydu. Listede 78 kişinin ismi yazıyordu. Sadece bir kişi gelmemişti. O isim de Adil Öksüz'dü. Neden serbest bırakıldığını bilmiyoruz ifadelerine yansımıştı. İşte o görüntülerin başlangıç saati şu anda 24 ekranlarına yansıyor. Elini şu anda ağzına götüren kişinin hemen ifade edelim Kemal Batmaz olduğunu söyleyelim. Ellerinde kelepçe yok. Ancak etrafında jandarma askerleri yine ellerinde silahlar tetikte bir şekilde bekliyorlar. Ve şu anda da birbirlerine kelepçeli bulunan iki isim var. Uzun saçlı gözlüklü kişi Harun Biniş. Diğer taraftan yanındaki kişinin de Nurettin Oruç olduğunu tahmin ediyoruz. Ve şu görüntü dedik ki kırmızı daire içerisindeki kişi de Adil Öksüz'ün firar etmeden yaklaşık 12 saat önceki görüntüsü, ilk yakalandığı an ve bundan sonra da işte Sincan Batı Cezaevine gönderiliyorlar ve ardından da Adil Öksüz esrarengiz bir şekilde firar ediyor. Firar ettikten sonra İstanbul'a gidiyor ve İstanbul'da da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesi doğrultusunda İstanbul'daki Amerikan Başkonsolosluğu'nda bir kişiyle irtibata geçiyor. İşte bugünlerde özellikle Amerika Birleşik Devletleri'yle vize problemi yaşadığımız bugünlerde bir isim dikkatimizi çekiyordu. Metin Topuz ismi. Adil Öksüz'ün Metin Topuz'la irtibata geçme ihtimali üzerinde duruyor. Hem savcılık kaynakları hem de polis tarafından. Aslında bu görüntülerde bir anlamda o iddiaları doğrudan nitelikte Seda Selek. Necdet Tunaş, teşekkür ediyoruz. Adil Öksüz'ün yeni görüntüleri ortaya çıktı. İhanetin beyin takımı darbe girişiminden bir gün sonra 16 Temmuz'da karakola götürülüşlerine dair o görüntüleri ilk kez izlediğiniz sayın seyirciler. Görüntüleri de Necdet Tunaç Anka stüdyomuzdan anlattı. Aynı zamanda biraz geriye dönüp darbe girişiminde Adil Öksüz'ün ve diğer sivil imamların rolünü de hatırlamış olduk.